Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek amacıyla hazırlanan yasa taslağının son şeklini, hazırlanan anketle 50 bin kişiden oluşan tarım sektörü paydaşlarına soruyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım arazilerinin bölünmesini önlemek üzere hazırladığı yasa taslağının son şeklini, köy muhtarları, çiftçiler ve diğer paydaşlardan oluşan 50 bin kişiyle yapacağı anket sonucuna göre belirleyecek. Anket 34 bin köy muhtarı, 3500 önder çiftçi, 12500 kooperatif, birlik, vakıflar, dernek, oda ve borsa temsilcileriyle yüz yüze görüşülerek yapılıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü Gürsel Küsek, yasa taslağıyla ilgili bakanlığın anket öncesinde kamuoyu hassasiyetlerinin ve alternatif önerilerin belirlenmesi amacıyla iki ayrı çalıştay düzenlediğine dikkat çekerek, anketlerde de kamuoyunun görüşlerine başvurulduğunu kaydetti. Geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantılarda da deklare edildi. Bu miras ile bölünmelerin önüne geçmek amaçlı bir dizi çalışmalar başlatıldı. Ankette bunlardan birisi. Bildiğiniz gibi yaklaşık köylerimizin neredeyse tümünde 50 bin kişiyi aşkın kişiyle, paydaşla bu konuda anketler yapılacak. Ve özellikle çiftçi kamuoyunun bu konudaki düşünceleri alınacak ve bu düşünceler doğrultusunda bu konuda düzenlemeler yapılacak. Tabii ki sadece çiftçilerimizle anket yapılmıyor. Bunun yanında diğer paydaşlarımızla, tarımla ilgili araştırma enstitülerimiz, sivil toplum örgütleri, muhtarlarımız gibi diğer paydaşlarımızla da bu anketler yapılacak ve tamamlanacak. Sonucunda da hayırlı bir şey çıkacağını umut ediyoruz. Bu arada 81 il Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Türkiye'nin tüm köylerinde çiftçi ve sektörün görüşlerini almaya devam ediyor. Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarım arazilerinin bölünmesi konusunda çiftçinin görüşlerini almak amacıyla Kızılcahamam ilçesinde anket çalışması gerçekleştirdi. Çalışmanın önemine ve gerekliliğine dikkat çeken ve hazırlanan anketi muhtar, önder çiftçi ve diğer paydaşlara soran anket çalışma sorumluları yapılan çalışmanın önemine vurgu yaptılar. Tarım Bakanlığı'nın tarım arazilerinin bölünmesini önlemeye yönelik bir yasa taslağı hazırlığı var. Bu yasa taslağı yasa çıkmadan özellikle tabii ki tarım arazilerini kullanan çiftçilerimizin görüşleri nelerdir? Acaba onların kafasında çıkacak yasadan nasıl beklentiler var? Onları önlemeye yönelik bir anket çalışması. Ankara ilinde çalışmayı tamamladık gibi görünüyor. Bütün anketör bu işte görev alan anketör arkadaşlarımız çalışmalarını sağlıklı bir şekilde yürüttüler. Çıkan sonuçta da umarım ülkemiz için güzel bir yasa çıkar. Artık tarım arazilerimiz de hak ettiği değeri bulur diye ümit ediyoruz. Bu anket gerçekten çok faydalı oldu. Bakanlığımızın bir sorunuydu. Bu toprak 5400 sayılı toprak muhafaza kanunu gereği bu miras olaylarında ve tapu intikallarında vatandaşlarımız çok zor durumda kalıyordu. Bu hisse sayısının çok oluşu, arazinin parsel büyüklüğünün bu 5403'ün 8. maddeye göre takıldığından dolayı vatandaşımız tabulamalarda sıkıntı çekiyordu. Bu anket sayesinde onların düşüncelerini öğrenmiş olduk. Tarım arazilerini yeniden kazanmaya, bu bölünen miras yoluyla olan sıkıntıları çözmeye yönelik güzel oldu. Çiftçiler de tarım arazilerinin bölünmesinin önüne geçmek için yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Bu anket çiftçiye göre çok güzel bir anket. Toprak bütünlüğünü bir tek çatı altına almak için yapılan güzel bir anket. Onun için bizler de bundan faydalanmak için çıkan yasa bizler için yani güzel bir olay. Ne gibi sorular vardı ankette? Bu ankette tarlalarımızın, mirasın kimlerin olduğu, kimlerle paylaşıldı, nasıl çiftçinin daha özgür ekip biçebileceği durumları. Öyle sorular soruldu. Tarım arazileri bölünüyor, bölünmemesini istiyorum. Burada zaten bölündükçe parsel ufalıyor, devlet kredisi vermiyor, ondan bir sıkıntı yaşıyoruz. Şu anda da ben bölünmemesi için burayı kiraladım, alsana eline. Ondan sonra bize ne olacağımız belli değil. Şimdi hükümet ne yapar ne eder bilmiyorum. ÇKS'den yararlanamıyoruz.
destek alamıyoruz. Bunun destek almamız için ne yapmamız gerekiyor?